Günlerdir devam eden bunaltan sıcakların ardından Perşembe gününden itibaren yağmur geliyor. Yağmurla birlikte hava sıcaklıkları da birkaç derece düşecek. Marmara ve İstanbul'a beklenen hava durumu bu efendim. Peki yurdun diğer kesimlerinde nasıl? Detaylar haberimizde. İstanbul ve Marmara'ya yağmur geliyor. Akdeniz'de su baskını riski var. Güneydoğu'daysa sıcaklar mevsim normalleri üzerinde. Gündüz terletip bunaltan, gece uyutmayan çöl sıcakları etkisini kaybedecek. Bulgaristan üzerinden Marmara ve İstanbul'a giriş yapacak olan serin hava Perşembe itibarıyla yağmur getirecek. İstanbul'da bugün Arnavutköy tarafında hortum ve yağış gördük. Yarın da yine yağışlar kısım kısım devam edecek ve asıl beklediğimiz yağışlar Perşembe günü akşam saatlerinden geceden itibaren başlayıp Cuma ve Cumartesi günü etkili olacak. Yağışlarla birlikte sıcaklıklar da düşecek. Aynı zamanda sıcaklık da yağışlarla beraber 3-4 derece düşüp 30 dereceyi görecek. Son bir haftadır sıcaklıklar 35 derecelerde. Hissedilen sıcaklık bağıl nemle beraber çok daha üzerinde. Bu yüzden rahat uyku uyuyamıyoruz. Bugünden itibaren ve hafta sonu rahat geçecek. Ama müjdeli haber var, yağmur geliyor. Gelsin, ne güzel bir şey. Yani yağmur geliyor da gelsin, Allah'ın elindeki bir şey. İstanbul'da sıcak seyreden hava sebebiyle baraj doluluk oranları 2 haftalık sürede %5 geriledi ve %61 seviyesinde seyrediyor. Gelsin ya, artık biraz ıslanalım. Peki Ege ve Akdeniz'de hava nasıl seyredecek? Ege'de kıyılarda yağışsız günler maalesef devam ediyor. Sıcaklıklar birkaç derece azalacak ama bunaltıcı olmaya devam edecek hava. İç Ege'ye ise Perşembe günü yağış geliyor. Hatta yerel olarak kuvvetli olacağından yine tedbirli olmakta fayda var. Akdeniz'de Çarşamba günü Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş bölgesinde durum kritik. Çünkü yine aniden gelen yaz sağanakları bekleniyor. Bu zemin katta yaşayan vatandaşlar için özellikle tedbir alınması gerektiren bir konu. İç Anadolu'daysa çarşamba akşamı itibarıyla Kayseri, Niğde ve Konya'da yağış bekleniyor. Karadeniz'de ise sel tehlikesi var. Karadeniz'de yağışlar çarşamba günü sahil boyunca etkili olacak. Özellikle hafta sonu Karadeniz'de sel tehlikesi olduğunu söyleyelim.